Kafilemizde Karabük yolculuğu devam ediyor. Şu anda Bolu Dağı'ndayız. Bir yemek molası verildi. Oyuncularımız yolculuğa az sonra devam edecekler. Şu anda kısa bir yemek arası. Oyuncularımız hemen burada yemek alırken güzel bir şiirle karşılaştılar. Bu firmanın, bu restoranın bir inceliği diyebiliriz. Hoş geldinizin hemen altında Bursa'mızı ve Bursa sporumuzu anlatan güzel bir şiir kafilemizi karşıladı diyebiliriz. Kafilemiz yaklaşık 5,5 saat yolculuğun ardından Karabük şehrine geldi. Otel önünde coşkulu bir karşılama vardı. Tezahüratlar şu anda devam ediyor. Meşaleli, tezahüratlı harika bir karşılama ile kafilemiz Karabük'e geldi. Kamp yapacağı otele yerleşti. Taraftarlarımızla beraberiz, onlarla konuşacağız. Birçok deplasmanda karşılama görüyoruz ama hakikaten böylesini şu ana kadar görmemiştik. Çok güzeldi. Neler söylemek istersiniz? Bizim aslında ayrıcalığımız İstanbul takımlarından yemeğini yediğimiz, ekmeğini kendimiz toprağımızdan yediğimiz ve toprağına bastığımız, hatta vaatle yaşayıp büyüdüğümüz, nüfus kağıdımızda yazan ismin takımını tutuyoruz. Bu güzel ve onur verici bir şey. Kimsenin takımı memleketi değil. Ne Beşiktaş'ın memleketi Beşiktaş, ne de Galatasaray, ne de Fenerbahçe'nin. Biz elimizden geldiğince, büyüklerimizden gördüğümüz kadarıyla geleneklerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Yani bu aşkın tarifi yok. Dediğimiz gibi hani umarım hayatımızda da devam eden bir Bursaspor sevdalıları olur. Herkes Anadolu takımları tutmaya devam etsin. O zaman İstanbul anti Bizans'ı ortadan kaldırırız. Bu yüzden biz elimizden geleni ünitimsak Karabük olarak elimizden geleni gerçekleştirmeye çalıştık. Herkese sonsuz teşekkür ederiz. Buraya gelenlere de hepsinden Allah razı olsun. Sağ olun. Siz neler söylemek ister? Biz burada yani şu buradaki İl Emniyet Müdürlüğü'ne de çok teşekkür ederiz Sayın Sarat Ezberine. Biz de burada yani burada yılda 18 takım geliyor. Biz burada farklı olduğumuzu hissettik. Gerek burada güvenlik önlemleri aldık.
sağlandı. Bize her türlü kolaylık sağlandı. Gerekse başta bizim derneğimiz bize en güzel şekilde desteğini de bizi sürekli motive etti. Biz çünkü uzun zamandır hazırlanıyorduk burada. Ve hani Karabük'te küçük bir şehir. Burada bu kadar insanı aynı anda toplamak için kardeş gibi yaşamak da onun da zorlukları var. Biz bunları tabii derneğimizden aldığımız motiveyle de burada arkadaşlarımız motive olduk. Yarınki maçın biletlerini de tükettik 2 gün önceden. Ve çoğu yani yarısı dışarıda bu arkadaşlarımızın. 700 kişilik ayrıldı. Tabii kulüp de inşallah daha böyle yani ek kontenjan ayarlarsa bizi mutlu eder. Biz burada hani bütün takımlardan farklı olduğumuzu hissettik. İnşallah da hani takımımızı da hissettirmiş oluruz. Bunu şimdilik bu kadar. Yani bu karşılamayla birlikte takımımız da motive oldu. Size doğru dönmek istiyorum. Neler söylemek istersiniz? Neler hissediyorsunuz? Şehrinize geldi Bursa Spor. Öncelikle ben Çanakkale'den buraya geldim. 11 saat yoldan. Ya buradaki Kadir Başkanımıza teşekkür ederim. Bu kadar büyük karşılamayı beklemiyordum ya. Gerçekten çok insan duygulanıyor. Hakikaten dünyada Türk olmak gibidir. Türkiye'de Bursa Sporlu olmak. Bu duyguyu yaşatıyoruz. Anadolu aşkını, sevgisini göstermeye çalışıyoruz. Ya Bursa Spor büyük bir kulüp. Bizim yani diğer kulüplerden hiçbir farkımız yok. Biz yeniden tarih yazacağımızı inanıyoruz ve şampiyonluk hayal değil bizce. Tekrar olabileceğimizi inanıyorum. Siz neler söylemek istersiniz? Biz öncelikle yaşadığımız şehrin takımını tutmakla çok büyük bir gurur duyuyoruz. Yarın inşallah takımımız bizim sevgimize layık bir şekilde top oynayıp 3 puan alıp Bursa'ya geri dönecek. Bugün çok güzel bir şekilde takımımızı karşıladığımıza inanıyorum. 4 seneden beri yönetim Sak Karabük olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugün de inanın çok güzel bir karşılama yaptık. İşte görüyorsunuz burada arkadaşlarımız, kardeşlerimiz burada. İnşallah takım da yarın güzel bir şekilde puan alıp Bursa'ya dönecek. Takımımızda Kardemir Karabük spor maçı hazırlıkları tamamlandı. Son hazırlık Karabük'te gerçekleşti. Şu anda arkamda bulunan Hasan Doğan tesislerinde bir teridmanı yapıldı ve böylelikle Kardemir Karabük spor maçı hazırlıkları tamamlanmış oldu. Yarın oynanacak mücadele öncesi bir teridmanı yaptı oyuncularımız. Günün bundan sonraki bölümünü teknik heyetimiz ve oyuncularımız dinlenerek geçirecek.